Merhaba arkadaşlar. Bugün SOQL ile alakalı bir video çekmek istiyorum. Biliyorsunuz Apex'te Apex sınıflar oluştururken ya da tracker'lar oluştururken SOQL'e yeterince ihtiyacımız var. O yüzden SOQL'i iyi anlamak lazım. SOQL ile alakalı soru işaretlerinin kalmaması gerekiyor. Ben basitçe anlatmaya çalışacağım. Öncelikle developer konsola gidiyorum. Orada istediğiniz kadar pratik yapabilirsiniz. Developer konsolda hemen alt kısımda Query Editor diye bir tab var. Ona tıklayın. Ve orada istediğiniz SOQL'i yazıp sonucunu burada görebilirsiniz. İstediğiniz objeyle alakalı SOQL'ler yazabilirsiniz. SOQL'ler her zaman select ile başlar. Bunu hatırlayalım. Select ile başlar. Küçük ya da büyük harfle yazmanızın bir problem oluşturmayacağını belirteyim. Select ile başlamanız gerekiyor. Select dedikten sonra isterseniz objektin fieldlerine bakabilirsiniz. Hangi fieldler var? Onları yazmamız gerekiyor. Hangi alanları biz tabloda görmek istiyoruz? Benim hatırladığım kadarıyla bazılarını yazalım. Eğer hatırlamıyorsanız Object Manager'dan gidip diyelim ki account ile alakalı yazmak istiyorsunuz. Object Manager'dan gidip Fields and Relationship'e tıklayıp burada istediğiniz field name'ine bakabilirsiniz. Field label değil, field name'e bakmanız gerekiyor. Diyelim ki account number almanız gerekiyor. Account number'ı SOQL'de kullanmak istiyorsanız kullanmanız gereken kısım burada field name'in altındaki kısım. Account number gördüğünüz gibi boşluk yok. Eğer custom bir filtten bahsediyorsak o zaman da double underscore C olması gerekiyor bu şekilde. Bu bir custom field C ile bitiyor. Bunu almanız gerekiyor. Sadece aktif yazarsanız hatayla karşılaşırsınız. Biz name ile başlayalım ve account ile alakalı bir SOQL yapalım. Şimdi select diyoruz. Daha sonra field name'leri tek tek yazıyoruz. Aralarına virgül koyuyoruz. Name yazıyorum. Virgül. Ondan sonra account number'ı da alıyorum. En sonunda virgül koymayın. Bitirdiğiniz yerde select name, virgül account number. Daha sonra virgül koymuyorsunuz. From demek zorundasınız. İki şey çok önemli SQL yazarken. Select ve from. Select ve from yazarak herhangi bir liste oluşturabilirsiniz. SOQL yardımıyla. Diğerlerine ihtiyacınız olmayabilir. Yani isteğe bağlı. Eğer ihtiyacınız varsa kullanırsınız. Bunun gibi çok keywordlar var. Ama select ve from zaruri olanlar. Eğer bunlardan bir tanesini yazmazsanız bir sonuca ulaşamazsınız. Select yazmazsanız olmaz. From yazmazsanız yine olmaz. Ben select name'in account number diyorum. From'dan sonra gelecek kısım bizim objektimizin adı. Biz hangi objektten bunları almaya çalışıyoruz? Account'tan almaya çalışıyoruz. Account yazalım. Select name, virgül account number, from account şeklinde yazarsanız ve bunu execute yaparsanız size sistemdeki account isimlerini çünkü biz name seçmiştik. Name'i bize gösteriyor. Aynı zamanda account number seçmiştik. Bize account number'ı gösteriyor. Siz devam etmek isterseniz diyelim ki name ve account number dışında ne görmek istiyorsunuz? Annual revenue görmek istiyorsunuz. Bunu da alın. Buradan kopyalayın. Tekrar bir virgül koyup bu şekilde devam edebiliriz. Şu anda bizim göreceğimiz satır sayısı, sütun sayısı 3, name, account number ve annual revenue.
Bunu sol alt köşeden execute yaparsanız şu anda 3 sütünden oluşmuş bir tabloyla karşılaşacaksınız. Bunu bu şekilde artırabilirsiniz. Ve bu şekilde SQL'le yazabilirsiniz. İstediğiniz kadar. Şimdi biz sadece select ve from'u kullandık. Bunu farklı objelerde de yapabiliriz. Diyelim ki siz bunu select name from opportunity derseniz, o zaman opportunity objektinden bir tablo ile karşılaşırsınız. Şu anda görüyorsunuz opportunity objektindeki bütün rekordlarımız burada ve toplam 31 rekordumuz var. Onu da burada gösteriyor. Şu anda limit koymadık. Gördüğünüz gibi select name from opportunity hiçbir şekilde limitimiz yok. Bütün rekordları almış oluyoruz. Şu anda bizim sistemde 31 tane rekordumuz var. Opportunity ile alakalı. Ben bunlarla alakalı kendi sitemde özet şeklinde tek tek hepsini oluşturmaya çalıştım. Burada gördüğünüz gibi en üstte select ve from var. Kullanılış şekli şu anda bizim yaptığımız gibi select name, type, billing country, from account deyince şöyle bir sonuca ulaşıyorsunuz. Name, type ve billing country hepsini görebiliyorsunuz. Hangi rekordun billing country'si yok, hangi rekordun type'ı yok, bunları da görebiliyorsunuz. İkinci olarak where ekleyelim. Where ne oluyor? Ondan bahsedelim biraz. Where'i şu şekilde kullanıyoruz. Eğer biz bütün filtreleri değil de bazılarını almak istiyorsak orada bir şart koymamız gerekiyor. Bu şartı where ile oluşturabiliyoruz. Diyelim ki ben şu anda opportunity objectindeyiz. Biz bunu yeni account'a çevirelim. Account diyelim. Ondan sonra name'in yanına birkaç tane daha field koyalım. Daha sonra where keyboard'unu kullanmaya çalışalım. Enter menü'yü alıyorum. Ondan sonra buradan birkaç şey daha alalım. Diyelim ki phone number alıyorum. Bu şekilde bunları execute yapıyorum. Evet. Eğer siz diyelim ki phone number'ı boş olmayanlar almak istiyorsunuz ya da annual revenue diyelim ki 100 binden büyük olunca burada görmek istiyorsunuz. O zaman where kullanmanız gerekiyor. Where kullanmanız gerekiyor. Where yine annual revenue kullanıyoruz. Annual revenue is more than diyebilirsiniz. More than yani büyüktür. 100 binden derseniz 100 binden büyük olanları görmüş olursunuz. Bunu execute yaparsak gördüğünüz gibi 100 binden aşağı olanlar, az olanlar şu anda burada gözükmüyor. Bu şekilde veri kullanabilirsiniz. Ha, ben eşittir dedim. Eğer bundan büyüktür dedim. Küçüktür derseniz gördüğünüz gibi 100 binden küçük hiç yok. O yüzden hiçbirini almadı. Eğer buna equals null derseniz yani içine annual revenue olmayanlar bunu execute yapınca 4 tane oluşuyor. 4 tane olduğunu göreceksiniz. Hatta 5 tane var. Bunlar da annual revenue olmadığı için biz where yani nerede annual revenue boş ise onları göster. Bizim 5 tanesinde annual revenue boş olduğu için biz burada sadece 5 tane rekord görebiliyoruz. Bu şekilde veri kullanarak şart koyabilirsiniz. Bütün rekordları görmektense belli şarta bağlı bazı rekordları görebilirsiniz. Tekrar ediyorum bu durumlarda where kullanmanız gerekiyor. Şimdi biz tekrar sitemize gidelim. Tek tek bunları görmeye çalışalım. Ne var mesela? Order by var. Bir sonraki konumuz
Order by. Order by dediği yukarıdan aşağı doğru sıralandırırken neye göre sıralandırırsın? Yani gördüğünüz gibi B var, E var, E var, G var. Bunlar sıralı değil şu anda. Evet, bunlar sıralı. Neye göre sıralı? İsme göre sıralı. O yüzden siz de eğer şu an hepsini alalım, veri silelim. Hepsini alalım biz. Şu anda gördüğünüz gibi S ile başlıyor. I, B, P, D bir sıra göremiyorum ben. Ama siz burada order by name derseniz isme göre sıralandığını göreceksiniz. Nereden başlıyor? B'den başlıyor. D geliyor. Ondan sonra E geliyor. En sonunda U geliyor. A'dan Z'ye yukarıdan aşağı doğru sıralandığını göreceksiniz. Order by name ile bunu yapabiliyorsunuz. Order by name değil de en ünlü menü desek mesela ne olur? O zaman küçükten büyüğe doğru en ünlü menüye göre sıralandığını göreceksiniz. Bu şekilde hangi sütüne göre sıralandırmak isterseniz onun adını buraya yazabilirsiniz. Burada kullandığımız keyword'umuz order by. Eğer sıralı istiyorsanız order by'ı kullanmanız gerekiyor. Bir sonraki keyword'umuz limit. Limit'i nasıl kullanıyoruz? Şöyle, şu anda gördüğünüz gibi 13 tane şeyimiz var. 13 tane rekortumuz var ama ben sadece 5 tane görmek istiyorum. Sıralı bir şekilde diyelim. Sıralı bir şekilde 5 tane görmek istiyorum. O zaman limit 5 diyebilirsiniz. Limit 5 derseniz sadece 5 tanesini görürsünüz. Biz sıralı yaptığımız için aşağıdan yukarı diyelim. En revenue demiştik. Biz buna bu şekilde kalsın. En revenue'ye göre yani en revenue'si az olan ilk 5'i gösteriyorsunuz şu anda. İlk 5'i gösteriyorsunuz. Burada order by ile alakalı iki şey var. Onu da görelim. Order by name dedikten sonra ya da başka bir sütun kullandıktan sonra ESC ya da DESC yani ascending, descending kullanabiliyorsunuz. İngilizce'de ascending artarak devam eden, descending ise azalarak devam eden anlamına geliyor. Siz order by dedikten sonra eğer ascending kullanırsanız bu keywordları değiştiremezsiniz. 3 artın oluşu ascending kullanırsanız ne olur? Küçükten büyüğe doğru devam eder. Biz bunu görelim. Limiti kaldıralım şu anda. Daha sonra tekrar koyarız. Şu şekilde execute yaptığınız zaman bir order by name bu ascending'i sona koymanız gerekiyor. Önce order by daha sonra ascending. Order by en ünlü dedik. Ascending dedik. Biz bunu run yapıyoruz. Gördüğünüz gibi küçükten büyüğe doğru. Eğer ascending'i koymazsanız da küçükten büyüğe doğru oluyor. Eğer ascending olmazsa ya biz ona default diyoruz. Default ayarı ascending bunun. Yazmazsanız da ascending'e göre ayarlıyor. Ama siz descending derseniz o zaman ne yapar? Büyükten küçüğe doğru sıralandırır. Boş olanları şu anda almıyor gördüğünüz gibi. Boş olanları almıyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bununla alakalı devam ederken şurada grid diye bir şey var. Burada siz isterseniz yeni row ekleyebiliyorsunuz. Yani yeni rekord ekleyebiliyorsunuz. Var olan bir rekordu silebiliyorsunuz. Aynı zamanda siz burada boş olanları doldurabilirsiniz. United Oil diyor mesela. Bunun en ünlü yok. Siz buraya iki kere tıklarsanız buraya istediğiniz değerleri buradan da koyabiliyorsunuz. Sistemde bunlar aynen yazdığınız gibi değişmiş olacak. Gördüğünüz gibi hepsini dolduruyorum. Daha sonra burada Save Rows demeniz lazım.
Cannot save us, aylık alım is not included in the target list diyor. Heh, bu şekilde yaptığınız zaman burada ID'nin de olması lazım. Select ID ile koyalım. Şimdi biz bunları save diyelim. Refresh yapmamız gerekiyor. Refresh yapalım. Tekrar execute yapalım. Şu anda ID var. ID olduğu zaman siz burada editing yapabiliyorsunuz. Tekrar yazalım. 45.000 diyelim. Buna 60.000 diyelim. Buna sadece 5.000 diyelim. Buna 100.000 diyelim. Buna da 50.000 diyelim. Bu şekilde kaydedelim. Save Rose deyince hepsini kaydediyor. Gördüğünüz gibi şu anda tekrar bunu biz execute yapsak descending olduğu için küçükten büyüğe doğru büyükten küçüğe doğru sıralanması gerekiyor. Biz bunu tekrar refresh yapalım. Ondan sonra execute yapalım. Gördüğünüz gibi descending'de büyükten küçüğe doğru sıralandırıyor. En büyüğünden en küçüğüne doğru. Siz bunu tekrar ascending yapsanız o zaman küçükten büyüğe doğru arttığını göreceksiniz. Aynı şekilde bunu name'de de kullanabilirsiniz. Başka şeylerde de kullanabilirsiniz. Biz şu anda sorting'i yani sıralandırmayı en revenue'ye göre yaptık. Gördüğünüz gibi burada. O yüzden ona göre küçükten büyüğe doğru hepsini sıralandırıyor. Evet, order by ile alakalı böyle bir şey çalıştıktan sonra tekrar limiti çalışalım. Eğer biz en küçük 5 en revenue'si en az olan 5 tane ya da 10 tane rekordu görmek istiyorsak o zaman limit 10 deriz. En revenue'si en az olan 10 tane rekordu görmüş oluruz. Burada bizim kullanacağımız terim ya da keyword diyelim limit olması gerekiyor. Evet. Bu sıralar çok önemli. Siz select ile başlamanız gerekiyor. Daha sonra from olması gerekiyor. Şurada genelde ben büyük harfle yazıyorum. From account order by limit. Limit 10'i biz order by'den önce koysak ne olur? Bakalım. Bazen hata veriyor, bazen çalışıyor. Bunları deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hata veriyor. Unknown error diyor. Limit'in order by'dan sonra olması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Evet, bu şekilde çalışıyor. Limit order by'dan sonra geliyor. Yani eğer bir hata ile karşılaşırsanız bu keywordların sıralamasıyla alakalı olabilir. Bu bizim aklımızda olsun. Evet arkadaşlar, limiti çalıştıktan sonra şu şekilde görüyorsunuz. Bir sonraki örnekte şöyle gösterdim. Select from where order by limit. Bu sırayla yazarsanız bir problemle karşılaşmazsınız. Select başta gelsin, daha sonra from where order by limit. Bu şekilde yazmanızı tavsiye ediyorum. Evet. Bunu tekrar yazalım ama bu kez opportunity değil. Farklı bir obje kullanalım. Select diyorum. ID name from contact diyeyim. Contact. Bu şekilde yapsak ne olur? Bütün kontaklar geliyor. Diyelim ki ben bunu order by name yaptım. Bir de descending yaptım. Yukarıdan aşağı azalarak gelsin. Gördüğünüz gibi Tom'dan başlıyor ve en sona geldi. Buna bir de limit 5 dersek sadece 5 tane olur. Bu şekilde yapabiliyoruz. Kontakla alakalı bizim mesela diyelim ki where keyword'unu da kullanmak istiyoruz. Object Manager'dan kontağa gidelim bakalım nasıl bir field ile alakalı biz where keyword'unu kullanabiliriz ona bakalım. Account name var böyle rakamlarla yani amount olabilir. Amount var mıydı? Şöyle yukarıdan aşağı doğru sıralanırsak
birthday var. Onunla alakalı da olabilir. E-mail adresini alalım. Bakalım kimin e-mail adresi var, kimin e-mail adresi yok. Yani kaç tanenin e-mail adresi yok. Limiti 10 yapıyorum. Where genelde from'dan sonra kullanılsa daha iyi olur. Where'i buraya koyuyorum. E-mail diyorum. Eşittir. Null diyorum. E-mail adresi null olanları almak istiyorum. Execute yapıyorum. Şu anda e-mail'i de görelim. ID, name, ondan sonra bir de e-mail koyalım. E-mail adresini de görelim. Şöyle gördüğünüz gibi e-mail adresi boş olan iki tane. Limiti kaldırabilirsiniz hepsini görmek için. Zaten iki tane olduğu için limitten az. Hepsini görmüş oluyoruz. Şu an limiti kaldırıyorum. E-mail adresi not null diyelim. Null olmayanlar, boş olmayanlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi bizim 18 tane kontaktımız var. E-mail adresi boş olmayanlar. Bu şekilde veri kullanabilirsiniz. Ne yaptık biz burada? ID, name ve e-maili gösterdik tablomuzda. Daha sonra from contact dedik. Bunları contact objektinden aldık. Ve e-mail adresi boş olmayanları alalım dedik. O zaman where e-mail adres not null dedik. Order by name dedik ve biz bunu descending yaptık. Azalan. Gördüğünüz gibi isimler yukarıdan aşağı doğru sıralandırmış oldu. Bu şekilde select from where order by ve limit de kullanabiliriz. Bu keywordları bir arada kullanmış olduk. Limit 8 diyelim. 8 tane rekortumuzu bu şekilde gösterebiliyoruz. Eğer devam edecek olursak bir sonraki şeyde and ve or var. And ve or. And ve or veri ile beraber kullanılabilir. Ne demiştik mesela burada? Dedi ki e-mail adresi boş olmayanlar. E-mail adresi boş olmayanlar. Diyelim ki ID, name, email, bir de phone alalım. Phone'u da alalım burada. Tablomuzda phone'u da görelim. Diyelim ki şunu istiyorum. E-mail adresi boş olmayanlar ya da telefonu boş olmayanlar. Yani ya e-mail ya da phone number'ı görelim. İkisinin birini görürsek biz diyelim ki bu kontakla iletişime geçebiliyoruz. Orada biz where email is not null'dan sonra or kullanabiliyoruz. Or deriz. Phone is not null dersek ya telefon adresini ya da e-mail adresini görebiliriz. Limiti kaldıralım. Execute diyelim. Şu anda gördüğünüz gibi ya e-mail adresi var ya da phone number'ı var. Or dedik çünkü. Demek ki diyelim ki şurada bazılarının e-mail adresi yok. Ben bunu kaldırıyorum. Save yapıyorum. Refresh yaptığım zaman diyelim ki şunda telefon numarası olmasın. Buna save yapıyorum. Refresh yapıyorum. Şu anda bunu tekrar execute yapınca evet görüyorsunuz ya telefon numarası ya da e-mail adresi varsa burada biz bunları görebiliyoruz. Hem e-mail adresi hem de telefon numarası yoksa burada göremeyiz. Diyelim ki birincisi Tom. Tom'un e-mail adresini siliyorum. Telefon numarasını da siliyorum. Şu anda bu arkadaşın telefon numarası ve e-mail adresi yok. Ben bunu refresh yaptığım zaman gördüğünüz gibi gitti. Çünkü benim yazdığım SOQL'de ya e-mail adresi boş olmasın diyorum ya da telefonu boş olmasın. Her ikisi boş olduğu zamanlarda onları göstermiyor. Tam tersi yaparsanız o şekilde kaç tane var görebilirsiniz. Diyelim ki e-mail adresi boş olsun. Telefonu da boş olsun. Ama bu kez biz buna and diyeceğiz. Her ikisi de boş olsun. Yani ikisinden biri değil. Her ikisi de boş olsun. O şekilde düşündüğünüz zaman and kullanmanız gerekiyor. Şu anda execute yapsak 2 3 tane var.
3 tane rekortumuzun hem email adresi boş hem de telefon numarası boş. Bu şekilde AND ve OR'u kullanabiliyoruz. Aynı şekilde bunu diyelim ki account'ta kullanmak istiyoruz. Account'u hatırlayalım. Select ID name from account yazsak. Evet, bu şekilde hepsini görebiliyoruz. Diyelim ki name'den sonra annual revenue'yu de görmek istiyoruz. Bunları düzgün yazmak lazım. Evet. Eğer ben annual revenue'yu şöyle istiyorsam diyelim ki ver diyelim. Annual revenue diyelim ki 100 bine büyük olsun. Ama 100 binden büyük olsun ama 1 milyondan küçük olsun diyelim. Küçüktür 1 milyon dersek sadece 100 bin ile 1 milyon arasında olanları görmüş oluruz. Bakalım kaç tane var. Bu şekilde hiç yok. Bunu kaldırıp tekrar bakalım var mı yok mu. 100 bini biz 10 bin yapalım. Execute diyelim. Evet. 10 bin ile 1 milyon arasında şu anda bizim 1, 2, 3, 4 tane rekortumuz var. Zaten burada da yazıyor. Bu şekilde biz OR ve AND'i kullanabiliyoruz. Birinci videoyu burada bitirmek istiyorum. İkinci videoyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Count var, sum var. Yani gördüğünüz gibi bir sürü SQL keywordları var. Hepsini tek tek anlatmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.